çizmeyeceğimiz. No no, tuvara sen gel sen. Ben konuşamam, bir şey yok ya. Sen gel gel, konuşacaksın gel. Evet, devam ediyor röportajlarımız. Köyde de gazların sesi geliyor uzaktan uzaktan ama gazların sesi bizden daha çok ses çıkıyor değil mi amca? Geliyor, geliyor ses. Çok mu geliyor. Gaz burada? Gaz mı diyorsunuz? Var, gaz yok. Bazılarda var, çoğu köy hepsinde de yok yani. 2-5 he yani. Bazılar bodu mu diyor bunu? Bazı bodu olur yani, bizim orada gaz derler. Burada gaz mı çok, ördek mi çok? Bak, gaz çok. Ördek 1-2 evde var ördek. He. Varsa o da. Gaz kaç tane vardır? Bilmiyorum. 5-6 evde yani, ya 7 evde varsa. Ne yapıyorlar bu gazları kışın, araba mı kışın yapıyorlar? Kışın yiyorlar. Yazın misafirleri geliyor yazın Avrupa'da. Yenmez mi? Avrupa'da yazın yenmez. Kokar. Niye? Şimdi yazı kokar. Allah Allah. Kışın, bunlarınki kışın. Gaz eti kışın yedir. Kışın yedir. Bu şey kırağı değecek. Hmm. Ayazını yiyecek. Senin adın ne amca? Hasan Erol. Hasan Erol. Hasan abi, köyü anlat bakayım. Köyümüz 80 hane. Hmm. 90 hane. Hmm. Bayağı hepsi Avusturya'da. Hmm. Bir 35-40 hane var. Hep ihtiyarlar var. Hmm. Böyle gencimiz yok. Hep yaşlı, işte bir 5-6 tane bir genç varsa var, muhtar gibi. Hı. Onlar da hizmet götüren, hizmetimizi yapıyor. Allah için razı kesin muhtarımız. Ha, köyümüzdeki olanlar hep yaşlı, işte kendiniz gördünüz. Yani hep yatakta, 5-10 kişi yatakta hasta. Ha, köy halkı yani böyle işte, hep orada oldukları için bir ihtiyarlar burada var. Hı. Başka bir şeyimiz yok. Sen ne yok. Akşam acaba ne iş koyuyorsun? Ben mi? Hanım biraz üstünüze sağlık, hanım biraz rahatsız. Hanım rahatsız. Ha. Hanımla işte ufak devre işler, doktorlarla uğraşıyorum. Kendimde dizlerim ağrıyor, şeker tansiyonum var. Hı. Sizin şeyinizde Allah'a çok şükürler olsun bugüne. İşte ilk ödü kendimizi gezdirdik, namazımızı kılıyor. Evet. 30 sene çalıştım Konya'da. Emekli olduk geldik. Hı. 2002'de. Bizim de işte bunlar, bu işlerle evde hanıma yardım ediyorum. Kaç kardeşsin sen kardeşim? 4 kardeşim. Nerede? 4. 3 Avusturya'da. Hı. Bir oğlum var. Onların evi var mı burada? Burada var. Mustafa Erol, Hacı Erol, Abdullah Erol, ha, benim adım Hasan Erol. Bir oğlum var, Bayram Erol, Avusturya'da. Evet. İki tane kızım orada. Evet. Yasemin, Badiye Erol, Yasemin Erol. Bunlara bir selam gönder bayım. Şimdi seni izliyorlar şu tamam. Anda. Tamam. Tüm kardeşlerime, oğluma, orada kızlarıma, hepsine selam ederim. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin de ellerinden öperim. Ne? Tüm Kartal Koyu halkına, oradaki tüm olanlara, tüm koyularımıza, tüm tanıyanlara Allah'a şey dilerim, Allah'tan şey dilerim, onlara sağlık, sıhhat dilerim. Onlara hepsine selam, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Onlara da sıhhat, sağlık şey olsun. Koyumuz çok iyice. İşte kendilerine de ihtiyarlarımız var. Allah onlara da iman kuran, son nefesimize kadar şey versin. Devletimize Allah daha güç kuvvet versin. Zarar ziyan olmadan. Her bir şey böyle iyi gittiğini çok şükür bu devletimizde hepsi olsun. Güzel gidiyor devletimiz inşallah. Allah böyle şey bozmasın. Evet. Hepsi böyle yani. Oh, hocam başka? İmam nereli? İmam şeyli, Urfalı. Nerede? Şeyde, İzin'de. İzin'de mi? İzin'de yani şey, öğrenciliği yapıyor. Hı. Burada 3 gün Sivas'ta ders yapıyor. Evet. Ders yapıyor. O da şey, salı günü, çarşamba, perşembe gidiyor. Cuma günü geliyor. 2 ay, 3 ay bir ders yapacakmış. Devlet öyle şey yapmış. Hı. Mıhtarımız da idare ediyor sağ olsun. Bu da ders yaptığı için. Mıhtarımız da bu. Sağ ol, hizmetimiz. Çok şükür. Başka bir köyümüzün... Memnun musun mıhtardan? Memnunuk. Köy memnun değil ya. Hep memnun. Yok hayır. Onlar bir şey yok. Hiçbir şey yok. Koy kaçtı. Memnun olmasa seçmezlerdi. İki seçim üstesinde. Tabii. Hem bir evvelden de yaptı. Çalışkan. Taşımızı getirdi. Şimdi mesela her bir şeyimizi ama yapıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Buyur. Ben bak 300 tane köy gezdim. Ha. Daha 300 tane köyde böyle taş döşeli bir köy görmedim. Görmedim. Hepsinin gayretiyle. Muhtardan kaynaklandı. Yani hizmet. Hizmet yapıyor yani. Sağ olsun onlar da. Tabii ahaliyene şey var yani, meme var değil, ağlam yana şey yok. Bunlar ha. Böyledir. Var mı? Heh. İşte ben dedim ya yani hizmet dedi miydi yani ki biliyor.
Peki köyün var mı şu an bir sorunu, bir eksiği, ihtiyacı var çok mı? Çok şükür yok. Varsa da konağınız var mı? Var. Koy konağımız yok. Koy şey İmam Kur'an kursumuz, koy hocasının evi var. Hı, camimiz güzel. Çok şükür hiçbir koyda bir sorun yok şimdi. Su sıkıntımız falan. Su sıkıntımız var, onu da yaptıracak. Sözünü aldı. Şey deposunu yapacak. Hı. Yine o da muhtarın şeyi oluyor yine. Sularda da inşallah. Ha, onda su sıkıntımız var yani biraz. Koyda yani küçük Avusturya'ya geldikten sonra yani yine de getirdi sağda solda ayret etti 3-4 pınar getirdi. İnşallah o da halledecek devletimize de, Allah milletimize de bol versin. Hı. Sağ olsunlar. Başka soracağım soru varsa. Teşekkür ediyorum. Köy alacağız. Şu cephede. Hacı, git yengen hani yemek memek hazır mı? Bir bak, bir yarım saate kadar geleceklerdi. Sen orada, sen dur, belki minibüs gelir, sen gidersin. Bu ev kimin muhtar? Bura Burhan Baran'ın evi. Şeye, kaymakamlığa gidince ufak bir işi varmış, onu da yapmamışlar. Koca ben zannedecekler, kaymakamlıkta zannediyorlarmış ki ağzayım diyecek. Koca dördüncü ağzanın oluyum deyince gülmüşler, tamam yine de işini yapak demişler. Burhan biraz şey, neşelidir. Burhan'ın abisi o şey var da. Bak Mustafa Yıldırım'ın evi. Şu karşıda Ekül Güler'in. Kaç süre ne kadar? Şimdi bizim standart çektiğimiz süre 30 dakika. Fazla çekersek ona göre ücreti değişiyor yani. 30 dakika yapak o zaman, zaten vakitte geçti. Sen başla anlat, bir o çeker muhtarım. Karşı görünen ev Bekir Güler'in. Çocukları hep yurt dışında, Avusturya, Viyana'da. Bu yanımızdaki ev Mustafa Yıldırım'ın, Osman Yıldırım ve Ömer Yıldırım oğulları. İkisi de Avusturya'da. İkisine de buradan selam söylüyorum. Bekir dayının da çocuklarına selam söylüyorum. Metin'e, Ömer'e, ondan sonra Murat'a. Karşı Burhan Baran'ın, kendisi Konya üretme çiftliğinde çalışıyor. Şahin Baran'ın evini biraz önce zaten çektik. Engelli iki çocuğu var. Hasan Erol'u da biraz önce röportaj yaptık. Şu karşıda görünen Hacı Mehmet Yücel, kendisi emekli. Yurt dışında da çalıştı. Türkiye'den emekli. Karşı görünen evler. Görünen ev Yaşar Yüksel'in evi. Hemen yanımızdaki güzel ev. Şu Veysel'in evi. Veysel Kütdoğan'ın. Mehmet Kütdoğan. Şu görünen Hüseyin Erol'un evi. Kendisi kimse burada kalmaz. Çocuklar İstanbul'da. Kendisi de Avusturya'dan gelmiyor artık. Karşıda Mehmet Çavuş var. Mehmet Altınöz. Hacı Hasan Day var. Hacı Hasan Üstünel. Şu karşıda yine Hacı Hasan Yüksel'in iki tanesi daha. O ikisi de Hacı Hasan Yüksel. İki evler. Öbürü Mustafa Üstünel'in, Ali Üstünel'in. Karşıda Dağıstan Yüksel'in evi var. Hemen karşımızda. Onun arkası Mustafa Uyanık. Yan tarafı Abdullah Erol'un. Öbür tarafta Ali Ulak. Bunlar hemen hemen çoğu yurt dışında. Avusturya'da kendileri. Peki muhtarım, bu köyden olup da köye hiç gelmeyen var mı gurbetçi olarak? Yurt dışında hep yaşayıp da bir düzenli her yıl gelen var, bir de hiç gelmeyen var mı öyle? Yani son 10 yıldır Hüseyin Erol gelemiyor, hanımı öldükten sonra. O bir hastalık mı şey yaptı artık bilemiyoruz. Şu karşıda kırmızı görünen ev. O gelemedi. Ondan sonra düzenli olarak gelenler zaten, bunlar hepsi geliyor hemen hemen düzenli. Karşıda Karder derneğimizin şu karşıda görünen Cem Akanlı ev. Karder Derneğimizin başkanı Mehmet Vural'ın evi. Onun yanındaki Dağıstan Vural'ın evi. Buradan da selam söylüyorum hepsine.
Evet. Bütün komşulara. Dernek başkanı ne iş yapıyor? Dernek başkanı faaliyetler nelerdir muhtarım? Dernek başkanımız orada iş adamı kendisi. Hı. Oteli işte şeyler var. Marketleri. Evet. Yaşar Vural marketler zinciri var. Yani hı. Ondan sonra. Yani derneğin yapmış olduğu her yıl bir aktivite var mı? Ne gibi var. İhtiyaçları karşılıyor ya da? Derneğimiz ne gibi hizmetleri var? Biraz dernekten bahseder misin? Derneğimiz çok kapsamlı. Yozgat'ı, Tokat'ı hepsini birleştiriyor. Yani bu çevre illeri. Yani cenaze merasimleri, ondan sonra düğün, nişan bu tür. Yani o derneğin açılması yani daha önce bazı arkadaşlar ön ayak oldu. Sağ olsun burada selam söyleyeyim Hasan. Hasan is, yani şeyini getiremedik. Orayı bir keser misin? Evet. Hasan Vural, şimdi başlayalım tekrar. Hasan Vural'a buradan teşekkür ediyoruz. O da mücadele etti derneğimiz için. Evet. Şimdi tabii yönetim değişti. Hüseyin Uyanık var. Burada çok çok selam söylüyorum kendisine. Amcamın oğlu. Ondan Hüseyin sonra, abi bir ara sponsor olacaktı o değil işte mi? İşte sponsor olacağı da burada bize sonunda şeyi attı. Burada selam söylüyorum kendisine de. Hüseyin abi hani sen sponsor oluyordun abim ne oldu? Sponsorluğu muhtarın üstüne yıktın. Hani ne oldu? Sponsor oluyordun Hüseyin abi. Şöyle yapalım. İlk yarım saatine seninkini sponsor yapalım muhtarım. Kalana da Hüseyin abi sponsor yapalım değil mi? Hüseyin Uyanık'a buradan selam söylüyor. Soyadı Uyanık. Uyanık. Kendi Uyanık. Ya. Uyanık. Ne yapabilirim bir kere bu senin başına kalır. Benim de Uyanık o ama... Benimki de uyanık. Da mı uyanık? Benimki de uyanık. He, ben o ondan çıkarırım. Sen şey tamam yapma. Tamam o zaman. Tamam. Şeyin ana uyanıktan. Sponsor seni yapak gel ondan da 200 euro, 200 euro göndersen yeter. 300 euro mu yapar? 300 euro göndereceğim. Tamam 300 euro göndersin. He. Seni ana sponsor yapacak Hüseyin abinin adını tamam. Yazdıracak ekrana. Hüseyin İnşallah. Abi sana gönderecek abi. İnşallah, inşallah. Evet, biraz köyden bahseder misin muhtarım? Köyümüz, şöyle köyden bahset. Köyün bağ bahçesi var mı? Kendi bağ bahçesi kapılarında ufak yani tefek eski yani köylerde yeşillik. Mesela yakınlarda bağları olurdu köylerin. Bağımız benzer... yok. Bizim bağımız yok. Badem diktik. He. Bu sene köylü hep badem yedi. He. Karşıda görünenler hep badem. Allah. Badem ağaçları. Badem ağacı var muhtarım. Badem ağacı çok. Hı. Yani sayısı belli değil. Bayağı bu görünen şeyler hepsi badem kaç ağacı. Kaç yıllık oldu bunlar? Kaç yıldır? 2004'te göreve geldiğimizde 2005-2006'da bunlar dikildi. Hmm. Güzel yani çamı da şeyi de bademi de güzel oldu. Hmm. Devletimizden ne Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz peki bu bademi topluyorsunuz? Köylü yiyor. Köylü yiyor. Köylü yiyor kendine topluyorlar. Peki çok çıkmıyor mu böyle ticaretine çevirseniz bunun? Kimse uğraşmıyor. Bizim köyün halkı emekli. Hmm. Adam kendisine biraz toplayıp yiyor. Başka da bir şey yok. Köy evet. Göründüğü gibi işte köyümüz çok güzel. Karşıda orman. Evet. Şurası ağaçlandırma sahası. Hı. Yine çam ağaçları. Şu karşıda yine ağaçlandırma sahası yaptık 2004'te. Peki, çevrede şimdi hangi köyler var muhtarım? Şöyle köylere... Karşıda Söğütlü köy var. Tam karşıda Söğütlü evet, köy var. Şu karşıda görünen Çiçekli köyü. Çiçekli köyü var. Geçen şurada evet. Tanıtımını çektik Çiçekli köyünün. Çiçekli Hüyü mü vardı? Bir şu de karşıda, Hüyük var burada. Karşıda arka tarafta Çiçekli Hüyü var. Kaç kilometre buraya muhtarım? Buraya 3 kilometre, 4 kilometre falan. Buradan evet. Bu ara yoldan gidersen 4 kilometre falan, 4-5 kilometre. Evet. Arka tarafta Yunalan var. Hı. Orası ne kadar uzaklıkta? Orası 7 kilometre uzaklıkta. Hı. Ondan sonra arka tarafta Akçakoyunlu var. Yan tarafında Temurşeh Köyü var. Evet. Onun yan tarafında yine Çaypınar var. Hı. Bu taraf Karalı Kaça. Arkamız tam Olacak Köyü, Umutlu Belediyesi. Yani bu şekilde köyler yakın köyler var. Burada bir de şey mi vardı? Hangi köy? Üzübüyük mü? Dabulgay mı vardı? Dabulgay hemen şurada. Onu niye saydın? Bir arka. Orada bir arka olduğu için gözümüz görmedi. Yani. Gözümüz görmedi. Muhtarım arkayı görmüyor. Tamam, tamam. Evet, peki muhtarım sen gurbette olsaydın, köyde genellikle nereye çekilmesini, nereyi görmek isterdin? İşte bu manzarayı görmek isterdim. Bu manzarayı. Evet, bu manzarayı görmek isterdim. Çünkü buradan köy hemen hemen bütün komşuların evleri çıkıyor. Bütün evler gözüküyor. Yani evet. Manzara güzel.
Camimiz karşıda görünüyor. Yani kaç tane ev var muhtarım bu köyde? Kaç ev mi? 90 ev. 90 tane ev 90 var. 90 tane ev var. Ev var, evet. Kaç tane ahır var? Ahır da aşağı yukarı hepsinin hemen hemen olmasa da 50-60 tandır. Tüm evlerin tandırı var mı? Var. Yanında? Hemen hemen hepsinin var. Tandırlı da var hepsi. Evet. Hadi gidelim o zaman muhtarım. Başka yaşlılarla röportaj yapalım.